Merhaba arkadaşlar, pazardan gül begonyası almıştım. Şu güzelliğe bakar mısınız? 20 liraydı arkadaşlar ve biliyorsunuz bütün aldığımız bitkileri eve geldiğimizde saksılarını değiştiriyoruz. Altlarında hormon bezi olabiliyor veya başka bir çürüme olabilir, herhangi bir bakteri, böcek olabilir. Bunları görmek için mutlaka saksı değişimi yapıyoruz. Şimdi gül begonyamın da saksısını değiştireceğim. Geçen yıl biliyorsunuz bir begonyalara sarmıştım. Hani bu kadar sukulent ve kaktüsten sonra begonyalara nasıl bakacağımı düşünürken harika bir alternatif buldum. Onu inşallah bugün sizlerle paylaşacağım. Yine bugün içerisinde videomuz yayına girecek. Bu arada hepinize hayırlı Ramazanlar inşallah. Şöyle alttan bakıyorum. Kuruyan yapraklar varsa onlar kendisi düşüyor zaten. İyice kökleri aşırı da zedelemeden dip kısmına bakıyorum. Çünkü şu dip kısmında oluyor genelde hormon bezi ya da bu tarz materyaller. Hiçbir şey yok. Yani şu şekilde baktığımda tamamen kökler. Toprağı oldukça ıslak aldığımda böyle farklı bir torfun içerisinde. Bu torf çok su tutan bir torf. Bakın görüyorsunuz ne kadar su tutuyor. Tıpkı sünger gibi. Bunlar üretim torfları. Bizim evimize geldiğinde sulamada sıkıntı yaşayabiliriz. Çünkü bunlar seradan geldiğinde ya da yetiştirildikleri ortamda ısı, ışık, her şeyleri farklı arkadaşlar. Bitki besinleri farklı. Bize adapte olabilmeleri için kendi toprağımıza, kendi saksımıza transfer etmeliyiz. Ve tabii ki bizim suyumuza, bizim toprağımıza alıştığında daha farklı büyüyecek. Şu güzelliğe bakar mısınız? Gördüğümde hayran oldum. Ben begonyaların böyle yaprak yapılarını çok beğeniyorum. Çocukluğumdan beri begonya çok seviyorum zaten. Biliyorsunuz hepimizin çocukluğunda bir köşede mutlaka begonya var arkadaşlar. Böyle hep bir köşesinde duruyor. Özellikle çilli begonyalar. Zaten ben de çilli begonyayla başlamıştım. Maşallah bugünkü videomda begonyalarımı göreceksiniz. Şöyle bu saksıları Şok Market'ten almıştık. Çok seviyorum sümbül saksılar. Bugün çok iş var. Her şeyi idare etmeye çalışıyorum. Her zamanki gibi toprağımdan sukulent yaprağı çıkıyor. Her yerden çıkıyorlar. Şöyle çok mu doldurdum? Yine bana kızacaklar. Şöyle. Bu topraklar çok gevşek topraklar. Ben bunu kendim elimde olan malzemelerden karışım yaptım. Bakın ne kadar geçirgen bir toprak. İçerisinde çok kaliteli bir torf solucan gübresi. Kiremit irmiği, kiremit kırıkları yani. Birazcık pomza, birazcık vermikülit. Yani elimde ne malzeme varsa kattım arkadaşlar. Ama bahçe toprağı ağırlıklı gördüğünüz gibi. Çok geçirgen, yumuşak, böyle köklerin gelişimi için harika bir toprak oldu. Hani tamamen göz kararı. Allah aşkına bakar mısınız minicik sedumun çıkışına? Onu da bari saksı dibine atayım. Şöyle alıyorum. Bakın kökte mesela bir kök çürüyor elime geldi. İşte bunları kontrol etmemiz gerekiyor mutlaka. İnşallah büyüyecek. Ortamını bugünkü videomda göreceksiniz. Oldukça aydınlık, direkt güneş almayan, havadar, sürekli hava akımı olan ama cereyan olmayan, nemi yüksek. Çünkü nem seven bitkiler. Begonyalar, eğer begonyalar aşırı güneşe maruz kalır ya da nemden yoksun kalırsa mutlaka yaprak uçlarında kurumalar oluyor. Şunlar büyük ihtimal gelirken veya işte seradan çıkışta, pazarda satışta deforme olmuş yapraklar. Onu da keseceğim. Ona boşa güç harcamasın. Yapraktan üretilebilen, kökten ayırma yöntemiyle üretilebilen harika türler begonyalar. Aslında çok zahmetli değiller. Sadece ortamlarını çok sevmek istiyorlar. Tek problemleri onların ortam. O ortamı eğer bir kere yakalarsak, yani gerçekten bir yerini severse eğer coşup gidiyorlar. Begonyaların çok fazla türü var arkadaşlar. Yani Pinterest'lerde de çok gezmemek lazım. Görüyorum, inanamıyorum, şok oluyorum, rüyama giriyor. Yani inanılmaz yani tablo gibi. Ben çok böyle duvarlara resim asan, tablo asan bir tip değilim. Bir iki tane vardır. O da arkadaşlarımdan hediye gelmiştir. Hiçbir şekilde almam. Ama çiçekler bana hep tablo gibi geliyor. Yani canlı tablolar. Şu güzelliği. Hala tomurcuk da var üstünde. Ya muhteşem. Rengine de hayran kaldım. Şöyle bu deforme olan yaprağı şuradan keseceğim. Yapraklarını hem incelemiş olalım. Bakın tüylü bir yaprak dokusu var. Böyle sanki tüylü gibi eli batmayan. Şu gözeneklerin, damarların güzelliğine
Çok güzel. Şu ışık da o kadar hoş ki. Bunu böyle üretim yapabiliriz. Üretim için. Şu alttaki yaprağı da alacağım. Neden deforme olmuş yaprakları alıyoruz? Bitkimiz zaten çiçekli döneminde ve oldukça güç harcıyor şu anda. Bu yaprakları da onarmaya çalışacak ya da tekrar beslemeye, büyütmeye çalışacak. Hem dekoratif olarak da bence hoş durmuyor. O yüzden yaprakları kesersek yeni gelecek olan bebeklere yaprakları bakın şöyle daha güzel yer açmış oluruz. Besinini bunları büyütmek için kullansın. Bu yaprağı kesmeyeceğim. Hani o güzel duruyor. Bakın altta da çok güzel minik minik yapraklar var. Tabii ki hemen can suyu vereceğim. Beyaz saksıya da nasıl yakıştı. Arkadaşlar terasta her şey spontane gelişiyor biliyorsunuz. Önceden hazırlık yapmıyor demeyin. İnanın yapıyorum, düşünüyorum bir şey hep eksik oluyor. Şöyle can suyunu da veriyorum. Begonyalara mutlaka can suyu veriyoruz. Ortamına hemen koyacağım bunu. Orada alışmasını sağlayacağım. Bu tabaklı saksılarda sıkıntı yaşanabiliyor. Fazla su altta kalıyor ve bu da buharlaşma toprağı aşırı nemli tutmayı sağlayabilir. Bu yüzden tabağını çıkarıyorum. Suyunun tahliye olmasını bekliyorum. Ve tekrar takıyorum. Çünkü iç mekanda duracaklar. Benim bölgemde nem yüksek değil arkadaşlar. Biliyorsunuz deniz yok zaten Nazilli'de. Aslında kuru ve rüzgarlı da bir hava var. Bu yüzden begonyalar balkon ya da bahçelerde yani klasik çok klasik türler dışında yaşamaları çok zor oluyor. Yaprak uçları çok kuruyor. Bu yüzden benim bölgemde begonyalar iç mekan bitkisi. Ama hakikaten nemli, böyle kapalı balkon, çok aydınlık bir yeriniz varsa dış mekanda da çok güzel büyür. Ama bu çilli begonyalar biliyorsunuz zaten bahçelerde bile her yerde çok güzel büyüyorlar. Çok özeniyorum hakikaten. Mesela İzmir'de begonyalar daha güzel büyüyordu. Onu gözlemlemiştim. Komşumun vardı her tür begonyası. Çok güzel büyüyordu ama burası tabii ki İzmir'den çok çok farklı havası. Aslında daha güzel bizler için. Ama begonyalar sanki İzmir havasını daha seviyordu. Onu ben kendim bizzat gözlemledim. Böyle. Bunların bakın arkadaşlar çiçekleri geçtiğinde ölmeye başladığında çiçekleri dipten keseceğim. Çünkü uzaklaştıracağım bitkimden. Çünkü ona daha fazla güç harcamasını istemiyorum hiçbir şekilde. Keseceğim ve yeni tomurcuklar zaten verecektir. Yapraklarını da büyütecek. Aynı zamanda yaprakları böyle hafif nemli bir bezle silebilirsiniz. Ben bu ilk aşamada yeni değişim yaptığım için bir küçük bir duş aldıracağım buna. Ama kesinlikle begonyalar yapraklarında sudan hoşlanmıyor. Bu yüzden asla fıs fıs vesaire denemeyin. Hani diğer salon bitkileri gibi değil. Hemen bakteri mantar yapabilir. Çünkü mantara ve bite çok yatkın. Bunu unutmayalım. Bir de kapalı ortamda duracaklar. Yani ev ortamında bu sineklenme, böceklenme riski daha yüksek. Bu yüzden mutlaka ilacımı da yapacağım. Hem mantara karşı hem bite karşı ilaçlarımı da düzenli. Zaten yapıyorum sukulent ve kaktüslerimden dolayı. Aynı onlara kullandığım ilaçları kullanıyorum dostlar. Benim zaten kanalıma girdiğinizde 560'ı geçti sanırım videomuz var. İnanın bit mantarla ilgili birçok videom var. Başlıklardan bakın. Oradan istediğiniz konuyu seçip izleyebilirsiniz. Bana destek verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize sevgiler dostlar. Bugün yine görüşeceğiz inşallah. Hazırlıkları devam ediyor. Video çekimi bitti. Yüklemeleri devam ediyor. İnşallah o köşemi de sizlere göstereceğim. Hepinize sevgiler.